Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un The Zero dediği bu televizyonu inceleyeceğiz. Yalnız introya girmeden önce şunu göstermem lazım. Bu televizyonun olayı ne biliyor musunuz? Ey yavrum. Böyle dikleşiyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar böyle kendisi, bunu düzeltmişiz bu arada. Şöyle yapınca dikleşebiliyor. Dikleştiği zaman ise mobil cihazlarla birebir uyumlu bir görüntüye kavuşuyor televizyon. Yalnız şimdi ben şurada bir şeyi merak ettim arkadaşlar. Diyelim ben bunu böyle çeviriyordum. Orada tabak var. Dur dediğimde durmuyor. İlla bu pozisyona geri gelmesi lazım. Sonra tekrar böyle yaptığımız zaman düzeliyor. Şimdi yatay mıydı, dikey miydi hatırlamıyoruz. Bir düzelteyim şu televizyonu arkadaşlar devamlılık açısından. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Aranızda kafayı takanlar olabilir, buna inanıyorum arkadaşlar. Normalde biz bu videoyu bu kadrajda çekmeyecektik. Yani benim pantolon bölümüm görünmeyecekti arkadaşlar. Ofiste de şu an pantolon yok. O yüzden böyle tam bir ev hali olsun diye ben de karşınıza pijamayla çıktım. Affola. Samsung tarafı da değerli arkadaşlar bu özelliğini şöyle bir sloganla dillendirmiş. Demiş ki mobil cihazınızın ekranının televizyonunuz kadar büyük olmasını ister misiniz? İsterseniz buyurun. Bir de şöyle bir durum var. Bana ilginç gelen bir şey bu. Tanıtım filminde Samsung tarafı televizyonu teknoloji ve sanatla birlikte anıyor. Yani buradan neyi anlamış oluyoruz? Burada çok önemli bir soru var. Yani ben bu televizyonu alırsam bu dönme özelliğini ne yapacağım? Nerede kullanacağım? İşte bence bu soruya cevap bulmuş oluyoruz. Burada bu bir sanat galerisi olabilir veya mobil cihazlarla çok fazla iş yaptığınız bir iş ortamınız olabilir. Telefonunuzda dikey oyun oynuyorsunuzdur. Bulunduğunuz ortamda işte televizyon böyledir, oradan takılabilirsiniz. Ve gerçekten de böyle tekrar söyleyeceğim ama sanat galerisi gibi ortamlarda işte kenara koyulduğu zaman gayet de şık durur. Yani Samsung'un bu sloganından aslında hedef kitleyi de biraz anlamış oluyoruz. Teknoloji ve sanat tutkunları. Bu tasarım konseptinde de Samsung 3 adet televizyonu üretmiş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi The Frame, diğeri The Serif, bu da The Zero. Yani bu model The Zero olan model. Samsung'un Zero'sunun en büyük aslında şu arkadaşlar, mesela şimdi telefonunuzda dikey bir video çektiğiniz zaman onu televizyon kadar büyük bir ekrana aktardığınızda sağdan soldan yukarıdan aşağıdan siyah çubuklar oluşuyor, geniş. İşte Samsung diyor ki bu çubuklardan sıkıldıysanız buyurun Zero'ya. Bu tam bir televizyon reklamı gibi oldu ha. Her konuşmam Zero'ya toparlarız. Evet, devam edelim. Bu arada bu görüntü aktarımı sırasında bir optimizasyon işlemi de devreye girdiği için herhangi bir sünme vesaire vesaire gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Arkadaşlar televizyonu kullanabileceğiniz 5 farklı mod var. Bunlardan bir tanesi portre, bu gördüğünüz mod. Diğeri saat, fotoğraf, ses duvarı adını verdikleri bir şey veya sinemagraf. Bu sinemagrafı anlamakta biraz ben zorlanmıştım. Şu oluyor. Şimdi bak çevireyim size bunu. Sinemagraf bu yani. Bak su sesi gelecek, bekleyin. Bak, işte buna sinemagraf demişler. Burada hareketli bir şekil var. Güzel özellik. Bunların haricinde şey merak konusu olabilir. Hoparlörleri nerede bunun diye bir merak olabilir. Cihazın alt kısmında dikeyde ve yatay pozisyonda şurada bir boşluk var arkadaşlar. Bu boşluğun içerisinde Dolby Dijital destekleyen bir ses sistemi mevcut. Ses sistemi nasıl? İç güveysiden hallice. Sonuçta bir televizyondan bahsediyoruz. Ha kötü değil ama bir sahne performansı ya da böyle muhteşem bir sound deneyimi de beklemeyin. Ufak ufak isterseniz ekranımıza doğru geçelim. Ekranımız 43 inç. Sen de dön aslanım. Çok sevdim ben bunu ha. Bir de arkadaşlar ekranda QLED teknolojisi geçerli. QLED arkadaşlar şöyle kısaca bir bahsedeyim ben. Samsung'un Quantum Dot adını verdiği bir teknoloji. Bu teknoloji tabii çok daha çetrefilli bir teknoloji ama en özet haliyle şunu söyleyebilirim ki bu teknoloji sayesinde OLED televizyonlardaki gibi renk uyumunu %100 oranda yakalayabiliyorsunuz. İşte siyahlar daha siyah, beyazlar daha, beyazlar zaten beyaz olur. Siyahlar daha net siyah ve renkleri daha canlı görmenizi sağlıyor. Bu anlamda hem fiyat bareminin daha uyumlu olması hem de görüntü kaybından çok ciddi bir kayıp yaşatmaması anlamında bu QLED teknolojisi benim sevdiğim teknolojilerden bir tanesi. OLED'e göre ise en temel fark arkadaşlar biraz tabii OLED kısmında teknolojilerle o problemleri çözdüler fakat ne olursa olsun cihazın yapısı gereği görece olarak ömrü daha uzun olur. İşte OLED'de yanma manma gibi sorunlar vardı. Büyük bir kısmını hallettiler. Onu tekrar söylüyorum, buraya takılmayın. Ama ne olursa olsun işte bu tarz QLED teknolojisi olan televizyonların ömrü yani mantıken daha uzun olur zaten. Biraz teknik özellik kısmından devam edelim. Ekranın 43 inç olduğunu söylemiştim. 4K çözünürlüğü tabii ki de destekliyor. Burada enteresan bir durum var arkadaşlar. Bu televizyonun görüntü işlemcisinde Samsung'un Quantum 4K dediği bir işlemci var. Bu işlemci sayesinde arkadaşlar yine
her bir piksel ayrı olarak işleniyor. Her bir piksele tek tek renkler atanıyor. Fakat en önemli kısım iddialıya göre, yani televizyonun kendi tanıtım filminde geçen iddialarda da, atıyorum görüntünüz 1080p bile olsa bu işlemci sayesinde o görüntüyü 4K kalitesinde izleyebiliyorsunuz. En önemli özelliği bu aslında. Gelelim biraz da işin oyun kısmına. Yani arkadaşlar, tasarım gereği çok oyunluk bir cihaz olmadığını anlamışsınız. Fakat bu daha çok konsol işte veya bir bilgisayar ekranına bağlamak anlamında. Eğer bir mobil oyun oynuyorsanız harbiden yani zevkiniz katlanır dikeyleştirdiğiniz zaman. Fakat tüm bunları bir kenara koyacak olursak yaklaşık 60 Hz'lik bir ekran yenileme oranı var. Bir de Game Enchanter diye tam da söyleyemem böyle şeyleri, oyun uyumlulaştırma gibi bir modu var. Bu modu sayesinde de oyun deneyiminde de ya herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama tabii ki de küçük ekrandan büyük ekrana görüntü aktarıldığında sandığınız kadar, ya ben aşırı beğenen bir insan değilim bunu ama oluyor, çalışıyor, herhangi bir problemi de yok. Gelelim artık SADED'e. Ben de SADED deyince neyi anlıyoruz? Gaymeleri. Yani bu televizyon ne kadar? Arkadaşlar, televizyonu piyasada 15K ile 17.000 TL arasında bulabiliyorsunuz. Fiyat yüksek mi? Yeni fiyatlar hesaba katıldığında ve bu televizyonun özellikleri de hesaba katıldığında, bunu canı gönülden söylüyorum, fiyatı ilk duyduğumda ben ne kadar ucuzmuş tepkisini verdim. Bu benim standardımın çok yüksek olmasıyla ilgili bir şey değil ya. Aşırı zengin olduğum için böyle bir şey söylemiyorum. Hani bu sektörün içinde olduğum için bu özelliklerde böyle değişik bir inovasyon olan cihazda bu fiyat bence hoş olmuş. Almak isteyenler açısından tercih edilebilir bir alternatif diyeyim yani. Cihazla ilgili daha fazla teknik ayrıntı merak ediyorsanız açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan gidip cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı öğrenebilirsiniz. Ha, unutmadan şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Tabii ki de artık şunları söylemiyorum televizyon incelemelerinde. İşte hem Apple'da hem de Android cihazlarınızda görüntüyü sorunsuz olarak aktarabiliyorsunuz. Giriş çıkış anlamında yeteri kadar HDMI portu da var. Ha, bunun haricinde işte yok Netflix, yok Amazon Prime, bunları söylemiyorum bile. Zaten stoklarda görünüyor. Böylece arkadaşlar videomun sonuna gelmiş oldum. Bu benim kanalımdaki ilk televizyon inceleme videosuydu. Bu televizyon da bana ilginç geldiği için incelemek istedim. Sizler de videoyu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. İncelemeyi beğenmediyseniz dislike'a basın diyeceğim ama oradaki sayı artık yazmıyor. Bir eleştiriniz varsa da yorum bölümünden belirtirseniz en azından bu televizyon işinde benim atladığım bir ayrıntı varsa son kullanıcıyı ilgilendiren, onu da ben öğrenmiş olurum. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.